9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 253 ödev yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ödev yayınları sayfa 253 manzaranın tadını çıkarırken, önümdeki masa dikkatimi çekti. Masada mutlu bir aile tablosu. Ailenin 20 yaşlarındaki küçük kızı oldukça güzel giyinmiş. Belli ki sahildeki bu restorana gelmeden önce hazırlık yapmışlar. Burada bulunmayı önemsemişler. Neşe içinde yemeklerini yiyor, sohbet ediyorlardı. Küçük kız Deniz'i arkasına aldı, ablasından fotoğrafını çekmesini istedi. Ablası kırmadı kardeşini. Küçük kız fotoğrafa baktı, beğenmedi ablasının çektiği fotoğrafı. Sonra tekrar fotoğraf çektirdi, fotoğrafa tekrar baktı, yine beğenmedi ablasının çektiği fotoğrafı. Abartısız bu eylem 50 kez tekrarlandı. Anne ve baba yemeklerini bitirdi. İnsanı büyüleyen o manzarayı seyretmek yerine cep telefonlarını ellerine aldılar. Çocuklar sürekli fotoğraf çektiler. Hava kararınca kalktılar, evlerinin yolunu tuttular. Küçük kız, umarım kendisine ait fotoğraflardan birini beğenir ve mutlu olur ama biraz zor gibi. Fotoğraflardan birini seçmek için epey vakit harcayacak, sonra filtre için uğraşacak ve en son fotoğrafı paylaşıp gelen beğeniyi sayacak. Nereden baksan bir günü bir resim için harcadı. Mekan aynı mekan. Zaman aynı zaman. Masalar arasındaki uzaklık 2 metre. Ben oraya plansız gittim. Rahat bir kıyafet, güzel bir yemek ve muhteşem bir manzara. O ise gayet planlı gelmiş. Deniz için geldi ama Deniz'i göremedi. Şık bir elbise giymişti ancak manzaranın tadını çıkaramadı. Birinci günlük türünün özelliklerini dikkate alarak okuduğunuz bloktaki günlük türüne ait özellikleri belirleyiniz. Cevap, okuduğumuz blokta da aynı günlük gibi duygu ve düşünceler tarih atılarak yazılmıştır. Yaşananlar ve tanık olunan durumlarla ilgili izlenimler yazarda uyandırdığı izlenimlerle ifade edilmiştir. İkinci metnin konusunu, yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Cevap. Konusu, yazılış amacı ve hedef kitlesi. İlk metinde konu 1 Mayıs gününde yazarın doğa ile ve gördüğü surlarla ilgili izlenimleridir. İkinci metinde ise insanların fotoğraf çekmek ve bunları paylaşma hevesinden dolayı içinde bulundukları anı değerlendirememeleridir. İki metinde de amaç yazarların iç dünyalarında oluşan izlenimleri yansıtmaktır. Yazıların belirgin bir hedef kitlesi yoktur. Okuyan herkesin yararlanabileceği, anlayabileceği hoş yazılardır. 3. Güzel Bir Gün adlı metin ile Mutluluk Budur İşte adlı metni değil, içerik ve üslup bakımından karşılaştırınız. Cevap. Güzel bir günde sanatlı bir söyleyiş söz konusudur. Yazar yer yer kişileştirmelere, imgeli söyleyişlere yer vermiştir. İçerik, herkesin ilgisini çekebilecek bir özellik taşımaktadır. Mutluluk Budur İşte adlı metinde yazar okuyucuyla konuşuyor gibi bir anlatım ve üslubu benimsemiştir. Bu nedenle ikinci çoğul kişiyle çekimlenmiş fiillere yer vermiştir. Konuşma üslubunu sağlayabilmek için devrik ve eksiltili cümleler kullanmıştır. 4. Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Açıklayınız. Cevap. Birinci metinde öyküleyici, betimleyici ve yer yer lirik anlatıma yer verilmiştir. İkinci metinde de ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır. 9. Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 253 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.